da niye ceket giydirdin? Mecbur abi, belediyede eşek giymek kolay değil. Lan ben kendi düğünümde bile ceket giymedim. Simini hazırladın değil mi? Hazırladım. Çalıştım, çay ocakları, kahveler, kıraathaneler hepsi burada yazıyor. CV'nizi inceledik Sayın Duran Tekerlek Bey. Maalesef olumsuz. Neyini incelediniz pardon da? Dosyayı açıp kapattınız sadece. Soyadınızdan dolayı olumsuz. Ne yani? Bir insanın soyadı tekerlek olamaz mı? Sorun soyadınızın tekerlek olması değil Duran Bey. Ne peki? Belediye başkanımızın soyadının dağılma olması. Ne diyor lan bu? Belediyede sadece akrabalarını alıyorlar abi. Anlasana. Bu düpedüz şerefsizlik. Doğru konuş Duran Bey. Konuşmazsam ne olur lan? Bırak adam abi. Bu da büyük ihtimalle başkan akrabasıdır. Dayı mı olur kendisi? Bak gördün mü? Adamın bütün sülalesi belediye çalışıyor şimdi. Bizi buradan sağ çıkarmazlar. Doğru söyledin. Burada çalışmamın başka bir yolu yok mu peki? Bir değil, iki yolu var. Ya bizden kız alacaksın ya da çevremiz olacaksın. Böylelikle akraba olmuş oluruz ve sorun çözülür. Birinci yolu deneyemeyiz. Ben zaten evliyim. İkinci yolu deneyelim. Ben size numaramı vereyim. Siz sünnet olacak diye akrabanız olduğu zaman beni ararsınız. Olur mu? Tamamdır. Biz sizi daha sonra ararız. Gel. Kahvelerinizi getirdim. Ya baba gözünü seveyim. Çayı kahveyi bana sen getirme. Zoruma gidiyorum. Vay anasını. Çay ötene bile topu yapıp babasını almış. Halan aradı. Oğlu Sadık işi arıyormuş. Ara öyleyse halamı yarın sabah göndersin Sadık'ı. Aramaya gerek yok ki. Koridorları temizliyordu halam. Söylerim şimdi ben. Abim aradı. Birazdan toplantı yapacakmış. Abi değil. Başkan diyeceksin babam amca. Uzaktan akrabalar için kontenjan açacaktı. Onu mu konuşacak acaba? Ben köydeki akrabaları arayayım öyleyse. Yavaş yavaş yola çıksınlar. Tekerlek olan bir belediye başkanı falan yoktur değil mi? Senin belediyede iş bulman zor abi. Zor ama imkansız değil. Her an kirve olarak girebilirim işe. Bana soracak olursan torpille işe girip hak yemektense işsiz kalıp kuru ekmek ye daha iyi. Başkan geldi. Şu habere bak. Neymiş efendim? Biz belediye torpille akrabalarımızı içe alıyormuşuz. Milletin ağzı torba değil ki büzesin yeğenim. Baskılar seni yıldırmasın babacım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım dayı. Boş ver Gökhan abi, seni bilen biliyor. Senin ayakkabından su bile içilir abim benim.